BR çarpı 2 diyelim. Text area. Text area. Bu bir input değil. Yani input grubunda değil. Input olarak yazmadığımız bir eleman. Daha uzun. Mesela isim gibi, soy isim gibi verilerden çok çok daha uzun verileri almamızı sağlayan bir metin kutusu aslında. Mesela kullanıcınızdan adres bilgisi alacaksınız. Bu tarz durumlarda text araya işinizi görecektir. Veya uzun bir açıklama, yorum satırı, yorum istiyorsunuz pardon. Bu tarz durumlarda text araya sizin işinizi çok çok kolaylaştıracaktır. Şimdi gelen hazır özellikleriyle ben bunu direkt kullanıyorum. Herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Sayfayı kaydettim. Yeniledim. Bakın özelliklerinde verilen şurada verilen calls 30 rows 10. Yani şurası satır sayısını, burası da sütun sayısını belirtiyor. Aslında genişliği, yüksekliği bu şekilde ayarlanıyor text arayanın. Böyle bir kutucuk geliyor. Text arayanın özelliğinde şu şekilde ekstradan sayfa içerisinde boyutlandırılabilme özelliği var. İçerisine girdiğimiz verileri gördüğünüz üzere çoklu satırlar halinde, uzun metinler halinde rahatlıkla girebiliyoruz. Bu noktada bize avantaj sağlayan bir bileşen arkadaşlar gelip buradan name verisini, daha sonra öğreneceğimiz id verisini de girebilirsiniz. Şu an için bunlara girmiyorum. Sadece bizi ilgilendiren kısım cols genişliği, rows yüksekliği. Satır sayısı, sütun sayısı şeklinde bir değer alma işlemi var arkadaşlar burada da. Şimdi select option grubumuz var. Select diyorum select'in içerisine option oluşturuyorum. Bu ne demek? Arkadaşlar açılır menüleri görmüşsünüzdür. Mesela il seçimi yapacaksınız. Bir liste açılır liste içerisinden seçersiniz. Veya işte e, araba markalarını bir liste içerisinden seçebilirsiniz. Bu tarz durumlarda açılır listeler için select option yapısını kullanıyoruz. Select dışta bulunması gereken etiketimiz. İçinde de option'ımız. Kaç tane option yani kaç tane farklı seçenek istiyorsak, kaç tane eleman istiyorsak o kadar option oluşturarak buraya yazabiliyoruz arkadaşlar. Gelelim mesela Toyota diyelim. Hemen altına farklı bir option oluşturalım. Buraya Opel diyelim. Gelelim farklı bir option ile buraya Hyundai diyelim. Kaydedelim. Sayfamızı görelim. Gördüğünüz üzere bu şekilde bir açılır liste geliyor. Bunun üzerinden istediğiniz bir veriyi rahatlıkla seçebilirsiniz. İsteğinize özel tercih yapabilirsiniz. Bu şekilde açılır menüler oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan bir husus var. Görmüşsünüzdür şu an için boş bıraktığımız bir değer. Value değeri. Şimdi biz seçim yaptığımızda şu an bunun herhangi bir form gönderme olayıyla falan ilgilenmiyoruz. Sadece tasarım kısmıyla ilgileniyoruz. Kullanım kısmıyla ilgileniyoruz. Bilginiz olsun. Herhangi bir veri gönderme işlemi yapmak istediğimizde kullanıcı Toyota'yı seçtiğinde şuradaki yazı gitmez. Yani veri tabanına gönderilecek metin burası değildir. Toyota'yı seçtiğimizi Toyota değeri alındığı şu value değerinden anlaşılır. Yani biz value'nun içine de Toyota yazarsak Toyota seçildiğinde Veri tabanına, kullanıcıya veya web site sahibine bu bilgi gidecektir. Gelip buraya Opel yazdığımızda Opel bilgisi gidecektir. Buraya gelip Hyundai yazdığımızda bu bilgi gidecektir. Biz buraya gelip Tata gibi bir değer yazsak, kullanıcı Tata seçse bile aslında veri tabanına kaydolacak değer Hyundai'dir. Yani kullanıcı Tata seçmiş ama biz kullanıcı Hyundai seçmiş gibi görürüz. Bilemeyiz ki kullanıcının ne seçtiğini. İşte bu bilme işlemi value değeri sayesinde oluyor. Burayı da atlamamamız gerekiyor arkadaşlar. Ayrıca value değerini diğer tüm etiketler içinde kullanabiliyoruz hatta kullanmamız gereken bir etiket. Yani biz buradaki değeri mesela erkek değerini burayla almayacağız. Buraya yazdığımız bir value ile alacağız. value erkek buraya da gelip value kadın gibi. Bu şekilde kullandığımız value değerleriyle bu verileri alabiliyoruz. Şimdi aynı listeyi kopyalayıp yapıştıracağım. Tekrar kullanmak istemiyorum. Bir özellik göstermek istiyorum burada. Şuraya geliyorum. Multiple diyorum. Multiple dediğim anda bu liste içerisinden istediğim elemanları seçebilirim. Yani çoklu seçim yapabilirim. Sayfayı kaydettik. Gelelim görüntüleyelim. Bakın arkadaşlar, listem artık açık bir halde geldi. Bunların üzerinden istediğim herhangi üçünü, herhangi ikiliyi rahatlıkla seçebilirim. İsterseniz mouse'unuzu sürükleyip bırakın. İsterseniz de mouse ve Ctrl tuşlarını klavyenizden Ctrl tuşlarını kullanabilirsiniz. Bu şekilde istediğinize özel seçimler yapabilirsiniz. Bu da select option grubunun ayrı bir özelliği. Mesela şurada Toyota değil de ilk başta Hyundai görünsün. Yani yerini değiştirmeden görünsün. Bunu da sağlayabiliyoruz. Mesela Hyundai'nin yanına geliyorum. selected özelliği veriyorum. Bakın selected. Kaydettim. Sayfayı yeniledim. Gördüğünüz üzere Hyundai değeri geldi. Hyundai 3. sırada olmasına rağmen ilk gösterilecek değer olarak Hyundai değeri karşımıza geldi arkadaşlar. BR çarpı 2 diyelim. Farklı bir input. Reset. Sayfayı kaydediyorum. Yeniledim. Arkadaşlar reset bizim için sıfırlama butonu oluşturuyor. Ne demek bu? Bizim sayfada girdiğimiz şu değerlerin temizlenmesini sağlıyor. Mesela şöyle seçimler yaptığımızı düşünün. Şunların üçü birden de seçili olsun hatta. Sıfırlaya bastığımız anda bu değerlerin hepsini temizliyor. Sanki sayfayı yenilemişim gibi bir olay oluşturuyor. Sıfırla butonuyla siz form elemanlarınızın içeriğini temizleyebilirsiniz. Fakat burada dikkat etmeniz gereken husus şu. Bunların çalışabilmesi için en dışta bir form etiketinizin olması gerekiyor. Bakın en başta eklemiştik. Form açmıştık ve form kapatma işlemi yapmıştık. Bunu yapmanız şart. Ayrıca buraya bir herhangi bir sıfırla değeri yazmadık. Sıfırla gibi bir şey yazmadık. Reset'in varsayılan özelliğinde tarayıcınız Türkçe ise sıfırla İngilizce ise, tarayıcı diliniz İngilizce ise Reset gibi bir değer geliyor. Üzerindeki değeri değiştirmek istiyorsanız buraya gelip temizle yazabilirsiniz mesela. Veya farklı istediğiniz bir şey yazabilirsiniz. Gördüğünüz üzere artık bu üzerindeki değer temizle oldu ve görevini de yerine getiriyor. BR çarpı 2 diyelim. Farklı bir input elemanımız. Bu da submit olsun. Sayfayı kaydedelim. Evet. Submit ise formun gönderilmesini sağlayan butonlar oluşturuyor. Yani submit butonu dediğimiz gönderme işlemi sağlayan butonlar oluşturuyor. Yine gönder butonumuz Herhangi bir gönder verisi yazmadığımız halde üzerine gönder yazısı geldi. Yani submit'in varsayılan değerinde üzerine gönder yazısı gelir ya da İngilizce ise tarayıcınız submit değeri gelir. Bunu değiştirmek istiyorsanız value yolla diyebilirsiniz mesela. Yani bu formun gönderilmesi işlemini yapacak olan butondur arkadaşlar. Bastığınız anda bakın form Şurada seçili olan değeri otomatik olarak göndermeye çalıştı fakat gideceği bir yer olmadığı için action'ın içerisi boş olduğu için herhangi bir işlem gerçekleştiremedi. Kendi sayfasında kaldı. Şöyle bir durum olsun. Mesela ben yollaya bastığımda adam adını, soyadını, mailini girmeden veri gönderemesin. Yani bazı birimleri zorunlu yapalım. Bunu sağlamak için gelelim mesela text kısmına required gerekli yani bunu girmeden ge geçemezsin. Sayfayı yenileyelim. Şöyle yapalım şu kısmı. Sıfırlayalım. Sayfayı yeniledik. Boş bir şekilde yollamaya çalışıyorum. Bakın lütfen bu alanı doldurun dedi. Çünkü ben bu elemana required özelliği koydum. Bunu doldurduğum anda yolla dedim. Bakın yolladı. Yani artık benim için bir problem oluşturmadı. Çünkü sadece bunu zorunlu kılmıştım. Mesela e-mail'e deneyelim. Kaydettik. Sayfayı yenileyelim. Yolla dedim. Önce bunu istiyor. Girdik. Bir daha yolla diyorum. Lütfen bu alanı doldurun. Doldurdum. Bakın mail şartlarına uymadığı için otomatik olarak bana uyarı verdi. Et işareti ekleyin diyor. Eti de ekleyelim. Yolla diyorum yine şartı sağlamıyor. Çünkü etten sonra da en azından bir karakter de olsa bekliyor. Yollaya bastım. Artık gönderme işlemim tamamlandı arkadaşlar. Aklınıza gelebilecek sorabileceğiniz sorulardan bir tanesi. Hocam bu kutuların içerisine açıklama nasıl yazabiliriz? Bunu placeholder özelliği ile yapıyoruz arkadaşlar. Mesela gelelim şuraya. Placeholder diyelim. İçerisine mesela adınızı giriniz diyoruz. Kaydettik. Sayfayı yenileyelim. Adınızı giriniz gibi hazır bir metin geldi. Ben buraya tıklıyorum. Bir şey yazmaya çalıştığımda o metin otomatik olarak kayboluyor. Sildiğimizde bu metin tekrar geri yerine gelecektir. Bu işlemi de sizler Placeholder özelliği ile sağlayabilirsiniz. Bunu diğer elemanlara da uygulayabilirsiniz.